Bu merhaba kısmını, yani giriş kısmını 3 ya da 4. kez çekiyorum. Neredeyse herkese merhabayı bile unutacaktım. Çünkü 2 haftadır aranızda yoktum, YouTube'da yoktum. Bu 2 hafta içinde bir şey çok iyi fark ettim. Gerçekten hem YouTube'u hem sizlere o kadar çok özledim ki. Yani şuraya geçip oturup işte biz bize konuşmayı, sizden gelen yorumları falan hepsini gerçekten çok özledim. Ama malum hayat şartları bazen insana istemediği şekilde davranabiliyor yani. O yüzden bir şeyler oldu ve ben bir şekilde YouTube'a işte zaman ayırıp video çekemedim. O yüzden de uzak kalmış oldum. 2 haftadır, 2,5 haftadır. Neyse ki şu anda yanınızdayım. Bu uzattığım giriş kısımlarını özlediniz mi? Bundan emin değilim. Ama umarım beni özlemişsinizdir. Çünkü ben sizi çok özledim. Bugün eşarp bağlama videosu çekeceğim kızlar. Her zaman şal videosu çekiyorum. Şal nasıl kombinlenir? Yüzümüze göre şal seçimi vesaire. Bugün aslında hepinizin benden çokça istediği eşarp bağlama stilleri ve işte nasıl eşarplar takmalıyız, bunun hakkında bir video çekeceğim. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. Modellere geçmeden önce şunu söyleyeyim. En çok eleştirdiğiniz şeylerden bir tanesi ütüsüz şal eşarp göstermemdi yani bağlarken. O yüzden 3 tane böyle değişik eşarbımı ütüledim. Gerçekten emin olabilirsiniz. Ütüledim ve size için hazırladım. Böyle farklı modelle farklı eşarplarla göstereceğim. Hem duruşunu görürsünüz hem de sizin elinizde olan eşarpları nasıl değerlendirebilirsiniz. Bunun hakkında belki fikir sahibi olabilirsiniz diye. Hazır başında bu eşarp varken bari kullanayım bu eşarpı, ekstradan bir model olsun. Neyse, her zamanki gibi eşarpı başımın üzerine serdim ve uygun bir noktadan iğneliyorum eşarpımı. Sonrasında içeriye doğru alıyorum kenarları ve önüne ovalıyordum. Eğer sizin de böyle püsküllü eşarplarınız varsa, yani uçları böyle püskül püskül olan, mutlaka püsküllerini değerlendirin. Zaten güzel yani, püskülü koymuşlar. Hani gözüksün bari modellerde. O yüzden bu arada ben eşarplarımı nereden aldığımı sizlerle paylaşacağım açıklamalar kısmında. Mesela bunu Moda Nisan'dan almıştım. Bu V2 modeli, ama biliyorsunuz orası çok farklı markalar sattığı için hani tek tek markalarını bilmesem de bulduğum kadarıyla açıklamalar kısmına linklerini eklemeye çalışacağım. Şu şekilde püsküllü kısmı tutuyorum. Böyle kenardan şu kenarı burada bırakıyorum. Her zaman için iyi bir eşarp yapmak mutlaka iyi bir iç örtü, yani iç topuzunuzu, bonenizi iyi bağlamaktan geçiyor. O yüzden benim böyle bir bone videom vardı. Hani bonemi nasıl yapıyorum, iç topuzumu nasıl yapıyorum tarzı. Şuraya koyarım, oradan hani bakıp izleyebilirsiniz eğer isterseniz. Bu şekilde püsküllerini tutuyorum ve şöyle kenara alıyorum. Şöyle uygun bir noktadan iğnemi vuruyorum. İlk başta böyle alışık olmayabilirsiniz. Farklı gelebilir hani görüntü itibariyle, ama feracelerin üstüne falan gerçekten çok iyi gider. İşte etekli bluzların üstüne de çok iyi gider. Böyle püsküllerini mümkün olduğu kadar dışarıya bırakıyorum ve şöyle bir görüntüsü oluyor. Bu da burada kalıyor bu şekilde. Hani önünüzü kapatmak isterseniz falan bu şekilde modeli de tercih edebilirsiniz. İkinci modelde de bir tahta eşarp tercih ettim. Eşarbımı şöyle tuttum ve içeriye doğru katladım kızlar. Bayağı içeriye katlayabilirsiniz. Çünkü arkasında kalan üçgen kısmın kısa olmasını istiyorum. Hani kısa gözükmesini istiyorum. O yüzden ben bayağı katladım. Havalar soğumaya başladığı için tahta eşarp kullanmaya tabii ki başladık yani. Bu şekilde tahta eşarpların iyi yönü böyle hacimli durması. O benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. İşte yazın kullanılmıyor ama kışın gerçekten iyi gidiyor. Eşarbımı buradan iğneledikten sonra ve ucunu overledikten sonra, yani yüzünüze yakışan biçimde yapabilirsiniz. İsterseniz bu kenarları çıkartmazsınız. İki ucunu alıyorum ve burada bir düğüm atıyorum. İsterseniz böyle düğümlü de bırakabilirsiniz. Sadece hani şöyle falan yapanlar var ama onlar sanırım yine takmıyorlar. Neyse, ben bunu böyle düğümledikten sonra kızlar, bu düğümü ben gemici düğümüne çok benzetiyorum. Hoşuma gidiyor. Bir de böyle tahta eşarplarda hani yanarlı dönerli olduğu için renk oyunları oluyor düğüm atınca. O da benim hoşuma gidiyor. Neyse, ben düğümü attım. Bir de arkadan şöyle düğümledim. Şu öndeki düğüm ufak ama bence etkileyici bir detay. Güzel durduğunu düşünüyorum. İsterseniz hani üçgen kısmı bağcıkların içinde de bırakabilirsiniz. O da farklı bir model olabilir ama bu şekilde de bağlayabilirsiniz. Belki de senle şapla falan daha da iyi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir görünümü oluyor. Son modelimi de kendi yaptığım bir eşarpla yapmak istedim. Bu eşarpı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız aslında bu tarz bir video çekmeyi düşünüyorum yakın zaman içinde. İnşallah çekebilirim, umarım çekebilirim. Aslında bunu böyle direkt başımın üzerine alayım ve şu şekilde gezeyim yani. Kumaş olarak bile çok o kadar sevdim ki, bu kumaş benimle o kadar bağdaştı ki. Hani böyle bile gezebilirim yani, şu şekilde hiç bağlamadan işte şuradan şöyle bir iğne takarsam böyle de gezebilirim. Ama size bir tane model göstereceğim. Bu arada demin yaptığımız düğümü, yani gemici düğümüne benzer şeyi bununla da deneyebiliriz aslında. Çünkü desenli olduğu için hani nasıl durduğunu ben merak ediyorum açıkçası. Bir bakayım hani nasıl duracak gemici düğümü.
Sanki bununla daha mı iyi durdu acaba? Taftayla da iyi durdu. Bununla da sanki fena değil. Yani ikisiyle de iyi durdu gibi hani düğüm olarak da. Neyse ben diğer modele gösterecek olursam eğer. Birincisi her iki ucu da alıp şöyle başınızın üzerine atabilirsiniz. Bir yanı. Bir iğne vurun buradan. Hani düşmesin oraya. Bir de bu yanı getirip işte buradan da bir iğne vurabilirsiniz. Yine bu da böyle feracelerle iyi gidecek bir model bence. Şöyle bir model oluşturabilirsiniz kendiniz. Şunu fark ettim ki iyi yapılan eşarp kesinlikle şaldan çok daha iyi duruyor. Çünkü insanın biraz daha hani yüzüne oturduğu için. Bir de herhalde eşarpın yakışmadığı insan yoktur. Ben eskiden kendime pek yakıştırmıyordum ama eşarp bazı zamanlarda şaldan çok daha pratik olabiliyor. Hani bir yanılgıdır o. Her zaman şal pratik derler ama bu da aslında pratik olabiliyor. Neyse yine çok uzattım herhalde. Ama uzatsam da ne olur desteklerinizi benden esirgemeyin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Ve kanalıma abone olun. Arkadaşlarınızı bu videoyu paylaşın. Onlar da abone olsunlar. Destekleriniz benim için her anlamda gerçekten çok önemli. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.